Sesli köşelerde Bülent Korucu'nun kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Lejyoner Birliği'nin has askeri Egemen Bağış başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Egemen Bağış, çarpık ve köksüz ilişkilerle ayakta durmaya çalışan Erdoğan düzeninin sembol kişilerinden, paralı askerlerin öncü birliğinden. Kamuoyu onu 1 Mart tezkeresini mecliste savunduğu gün tanıdı. AKP'nin siyasi geleneğinden gelen birini bulamadığı için Erdoğan tarafından kürsüye çıkarılmıştı. AKP'lilerin pasif direnişiyle ABD'nin Irak işgalini Türkiye üzerinden gerçekleştirme hayali suya düştü. Muhalefetin geniş muhtevalı eleştirilerine karşı Bağış, ergen münazaracı kıvamında cevaplarıyla dikkat çekti. Reklamın kötüsü olmaz mottosu bir kez daha gerçek oldu ve Bağış, siyasi kariyerinin ilk basamaklarını çıkmaya başladı. Siyasete atılmadan önceki 10 yılı ABD'de geçirdiği için aşina bir yüz değildi. Bir rivayete göre ANAP'tan milletvekili olmak istiyordu ancak bağlantısı Erkan Mumcu AKP'ye geçince o da taşınmak zorunda kaldı. Bulunduğu ortama uyum konusundaki eşsiz kabiliyeti sayesinde kısa sürede yasaklı genel başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gözdeleri arasına girdi. Erdoğan'ın siyasi yasaklarını kaldırmak üzere Batı nezdinde yapılan lobi çalışmalarında ön saftaydı. Başbakan gibi ağırlanan Erdoğan'ın hemen yanı başında ve tercümanıydı. Bağış kötü bir tercüman ama iyi bir sır küpüydü ve bu yüzden tercih ediliyordu. Bugün hala gözde olmaya devam ediyorsa küpünde bekleyen sırların katkısıyladır. 2003'te Davos'ta George Soros'la gerçekleşen görüşmenin fotoğrafı sözünü ettiğim ilişkiyi yansıtan önemli karelerden biridir. Egemen Bağış'ı iki fotoğraf üzerinden anlatmak gerekseydi Soros'la olan dışında ikinci tercihim mecliste çekilmiş bir kare olurdu. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının oylanıp Yüce Divan'a gönderilmelerine gerek yoktur kararının verildiği günden bahsediyorum. Bağış'ın kibirli ve şımarık bir çocuk gibi zarfı fırlattığı kare. Ben sırtımı sağlam yere dayadım, parlamentoda, yargıda bana hesap soramaz cakası satarken haksız olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Erdoğan Bayraktar'ın her şeyi talimatla yaptım itirafında da görüleceği üzere yolsuzluklar başbakanın bilgisi ve talimatıyla yapılıyordu. Dolayısıyla Erdoğan her şeyden önce kendini kurtarmaya çalışıyordu. Ama Bağış'ın diğer 3 bakandan farklı ve imtiyazlı muamele gördüğü de açıktı. Bayraktar gibi Zafer Çağlayan ve Muammer Güler de naftalinlenip depoya kaldırıldı. Bağışsa Çekya'nın başkenti Prag'a büyükelçi atanıyor. 17-25 Aralık yolsuzluk skandalına rağmen kazanılan 31 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Erdoğan balkonda iki mesaj verdi. Bütün ailesini çıkararak partinin bundan sonra alacağı şeklin ilk adımını attı. O gün balkonda olan AKP'lilerin çoğu ya tasfiye oldu ya da ikinci plana itildi. Balkondaki ikinci sürpriz Egemen Bağış'tı. Yolsuzluğa adı karışan bakanlardan sadece o bu imtiyazı elde etmişti ve hala balkon kadrosunda olduğu görülüyor. Erdoğan başka platformlarda da bu ayrıcalıklı durumu yaşatmıştı gözdesine. Mesela o günlerde yapılan TÜMSİAD Genel Kurulu'nda konuşmasından sonra anons ettirip sahneye çıkarttığı isimlerden biriydi. Salondan en büyük alkışı o aldı desek yeridir. Bu alkış çok manidardı zira o kuruluş Menzil Tarikatı'na mensup iş adamlarının kurduğu bir oluşum. Yolsuzluk sebebiyle istifaya zorlanmış bir bakan ve üstüne Kur'an'la alay eden konuşmaları biliniyor. Ve bir tarikatın toplantısında en yüksek alkışı alıyor. Durumun vehametinin anlaşılması için olayın diğer aktörünün başına geleni söyleyeyim. Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Bağış'ın bu bakara iyi makara konuşmasını yaptığı Metehan Demir, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevini ve CNN Türk'teki Parametre programındaki yorumculuğu kaybetti. Bir yanda tarikat, öbür yanda AKP'nin yıllarca din düşmanı diye lanse ettiği Aydın Doğan. Dindar bir hayat sürmediği halde pazarda alıcısı olduğu için Google'dan ayet bulup paylaşan, milliyetçi olmadığı halde
kafatasçı denebilecek bir söylemle gerçek milliyetçilere tur bindiren bir topluluk türedi. Ve karlı olduğu görüldükçe sayıları da pişkinlikleri de artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçince ortaya dökülen bilgilerden biri de Bağış'ın özel şoförünün maaşının 13 yıldır ödenmesi olmuştu. Normal bir ülkede büyük skandal olabilir ama bizde çerez parası. Adam devleti mafyalaştıran organizasyonun önemli çarklarından biri ve ülkeyi temsilen Praga gidiyor. Aslında fena bir tercih değil, mevcudu en iyi yansıtan örneklerden biri. Reza Zarrab kendine yazık etti. Hazır rüşvetle de olsa vatandaşlığı almışken sarayda güzel bir koltuk ayarlanırdı oysa, diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.